Aramızda yine çok değerli bir konuğumuz var. Hanzade Doğan hanımefendiyi burada izninizle sahneye davet etmek istiyorum. Merhaba, Hoş nasılsın? geldiniz, merhaba. Evet. Daha önce bir internet konferansında yer almış mıydınız? Türkiye'de, hayır. Türkiye'de dijital marketing konferansında konuştum bir kere Pazarlama ama saymıyoruz. tamam, Türkiye'de hayır. Süper. Londra'da, Almanya'da katıldım. Harika. Hoş geldiniz Hoş bulduk. aramıza. Aslında ya bunu sorumun özündeki sebep şuydu aslında. İşte siz sonuçta bilinen bir isimsiniz. Konuşulan bir isimsiniz. Ama ve bir de Doğan Online var. Sizin aslında başında olduğunuz bir Doğan Online var. Ama Doğan Online'ın da sektörde bir geçmişi var. Ve aslında çok da fazla bir geçmişi var. Birincisi sizin aslında internet işine bildiğim kadarıyla grup içinde bu tür girişimler sizin öncülüğünüzde gerçekleşiyor. Bunlar sanırım pek bilinmiyor diye varsayıyorum. Birincisi bunu mutlaka bir konuşup devamında Türkiye sektörü ve sizlerle ilgili konulara girmek istiyorum. O yüzden şöyle bir açılış yapalım. Ben birkaç tane soru hazırladım. Çok fazla soru hazırlamıyorum. Biraz daha doğaçlama konuşacağız aslında. Ama Türkiye pazarının geldiği bir nokta var ve uzunca bir zamandır da pazarda yer alan köklü bir Doğan Online var. Doğan Online ilk kurulduğu günlerden bugüne pazardaki değişimi bence iyi görüyorsunuzdur. Bunu biraz sonraki sorularımla destekliyor olacağız zaten. Nedir yani Türkiye'deki değişim Doğan Online kurulduğu günden beri internet pazarındaki değişim? Nasıl değerlendirirsiniz? Değişimi söyleyeceğim. Değişimi söylemeden önce bir cümle, bir şey söylemek istiyorum. Evet, ben Doğan Online'ın kurulmasında çok aktif rol aldım. Kurucusuyum diyebilirim ama Doğan Online'ın başında aslında aramıza yeni katılmış çok değerli bir CEO'muz var, Yenal Gök Tabii. Yıldırım. Dolayısıyla yani başında kendisinin olduğunun altını burada çizmek istiyorum. Yönetim kurulu anlamında. Ben evet yönetim kurulu Evet. başkanlığı yapıyorum. 99 yılından bugüne bambaşka bir dünya. Yani o güne baktığımızda 2-3 milyon dial-up kullanıcısı vardı Türkiye'de. Türkiye'deki internet üzerinden alışveriş yapan sayısı 10 binlerle ifade ediliyordu. Toplam pasta yani 1-2 milyon dolar en fazlaydı. İnternette reklam deyince zaten yerel site sayısı çok azdı. Gazeteler ağırlığı oluşturuyordu. Display banner'dan başka reklam modeli yoktu. Facebook yoktu, Google yoktu, Twitter yoktu. Bambaşka bir dünya. Bugüne geldiğimizde 35 milyon kullanıcı, broadband artık evlere girmiş, okullara girmiş, köylere girmiş. Çok çok farklı bir dünya tabii Ve ki. para dönüyor ve yatırım Ve dünyası da çok aynı şekilde. önemli olan bir konuya değindin. İnternet ekonomisi oluştu. Bugün BKM'nin rakamları ortada. 15-20 milyar TL internet üzerindeki Evet. hacimden bahsediliyor. Kullanıcılar 35 milyona geldi, geçiyor. İnternet ekonomisi oluştu. O gün internet ekonomisi yoktu. Tabii ben çok ilginç dönemlerini yaşadım internetin. Çünkü 99 yılında şirketi kurduk, sonra 2000'deki balonu yaşadık. 12 yıl bu arada. Evet, yani 2000 yılında ekonomi daha yoktu ama müthiş bir real, yani real olarak oluşmamıştı. Evet. Cirolar yoktu, karlar yoktu, müşteriler yoktu ama anormal büyük değerler vardı. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da yani Türkiye'de de o gün Goldman Sachs'ın Merrill Lynch'in raporlarını görseniz Doğan Yayın Holding'in değeri 5 milyarsa Doğan Online'ın değeri de 2 milyardır diye raporlar yazılmıştı. Sonra tabii 2001 krizini gördük. 2001 krizinde başka bir ekstreme gitti sektör. 3-5 yıl kendini toparlayamadı. Daha sonra tekrar büyümeye başladı. Bugün geldiğimizde de tabii gerçekten bir ekonomi var. Doğan Online özeline bakarsak eğer, yani mesela birkaç örnek verirsem, biz hepsi buradayı 50 metrekare bir dairede başladı hepsi burada. 5 tane ofis değiştirdi. Bugün 20 bin metrekareden büyük bir kapalı Wow. alanda faaliyet gösteriyor. 14 milyon tekil üyesi var Doğan Online'ın grup olarak. 3 milyon işlem yapan
müşterisi var. 700 milyon TL cirosu var. Bir dakika, bu güzel oldu. Doğan Online'a mı 700 milyon evet. TL cirosu var? İşte böyle şeyler istiyoruz biz Sanzade Hanım. Doğan Online'ın 700 milyon TL cirosu var. Güzel. Evet. Dolayısıyla tweet için ben şey yapmayayım, yani tweet atılacak cümleyi, yani televizyonda olsak altta yazı geçecekti şu anda, olmayınca tweet'e yönlendirmeye çalışıyorum. Ya dolayısıyla o günden bugüne başka bir dünya, 10 yıl sonra konuştuğumuzda da eminim yine bambaşka bir dünyadan konuşuyor olacağız. Evet. Peki 10 yıl sonra demişken, hedefler. Şimdi sonuçta 2011 hedefleri demeyelim çünkü çok az kaldı bitmesine. Hareketlenen bir pazar var. Sizin de yatırımsal anlamda bir şeylerin çalışması içinde olduğunuzu duyuyoruz. Onları soracağım. Ne cevap verirsiniz bilmiyorum ama ben soracağım. Önce bir hedefleri alalım. Yani 2012 sonunda şirketin nereye varmayı düşünüyor? Nedir amacı? Yani bu yılı, bu önümüzdeki 1,5 yılı ne yapmayı düşünüyor? Ben burada öncelikle Yenal'ın söylemini tekrar edeceğim. Kendisi yüzdelerle büyümek değil, katlanarak büyümekten bahsediyor. İkimiz aynı sayfadayız bu katlanarak büyümekte. Dolayısıyla Doğan Online'ın katlanarak büyüyeceğini varsayıyoruz. Planlarımızı buna göre yapıyoruz. Organik büyümenin dışında, çünkü bizim çok değerli ve double eden, yani iki kat büyüyen varlıklarımız var. Gezi sitesi, Nesine, hepsi burada. Portal tarafında Mahmure, Big Para, çok hızlı büyüyen markalar. Ama bunların dışında biz şunu çok iyi biliyoruz. Artık sektörde çok uzun zamandır olduğumuz için fikir önemli ama fikrin uygulanabilmesi, fikri uygulayabilecek girişimci ruhun, beynin olması her şeyden daha önemli. Dolayısıyla organik büyümenin dışında ortaklıklarla ve satın almalarla büyüyerek, tabii satın almaları da %100 değil hiçbir zaman, kurucuların içinde kaldığı yapılarda büyümeyi de hedeflerimizin arasına koyduk. Hep bu girişimlerimiz vardı zaten. Şimdi daha yapısal olarak da bu girişimleri sürdüreceğiz. Özellikle ilgi duyduğunuz bir alan var mı diye soracağım ama bunu sorarken şunu da ekleyeceğim. Biz bir şeyler duyuyoruz da. Biz çok transparanız. Grup satın alma alanında biz biriyle... çok transparanız. Zaten çok şeffafız. Her şeyi paylaşıyoruz paylaşabildiğimiz ölçüde. Grup satın alma, grup satın alma modelini çok büyük challenge'ları var önünde. O modelin çok büyük sıkıntıları var. Bu sıkıntıları görüyoruz. Bununla beraber de iyi bir büyüme ivmesi yakaladı bu şirketler ve yani kuvvetli database'leri var. Biz ilgilendik, grup fonuya teklif verdik ama şartlarda i̇şte onu anlaşamadık. Soracaktım. Onu soracaktım. Doğru yani. Doğru, evet. Sina Bey de burada aramızda. İşte en sevdiğim, yani bu konferanslarda, bu ikili konuşan en sevdiğim anlar bunlar oluyor. Sina Bey, ne diyorsunuz bu konu? Neden anlaşamadınız diye bir soru. Biraz sonra Sina Bey'le konuşacağız. Sina Bey de o soruyu sorar o zaman. Grup fonuyla, onun dışında, yani grup bank dışında ilgilendiğiniz alanlar neler şu anda? Yani burada çünkü büyük olsa Türkiye internette şirket sahibi olan herkes burada da onun için en azından. Biz reklam teknolojileriyle çok ilgileniyoruz. İnternette reklam altyapılarıyla, mobil reklam altyapılarıyla ilgileniyoruz. E-commerce'de tabii ki çok aktiviz. Ama e-commerce'de çok yani yine zaten geleneksel e-commerce'e çok inanıyoruz. Yani bu one-click shopping denen, one-stop shopping denen, her ihtiyacını bir yerden alabildiği yapının gücü bambaşka bir güç. Yani orada tekrarlanamayacak bir güç o. Müşteri mama sandalyesini de, kompütürünü de aynı yerden almanın rahatlığını yaşıyor. Evet. Ona çok güveniyoruz ama onun yanında dikey sitelerle de ilgileniyoruz. Peki yatırım için ayırdığınız belli bir bütçe var mı? Böyle bir rakam düşünüyoruz. Bizim yani şu an kaynak sıkıntımız yok. Dolayısıyla önemli olan doğru insanı ve doğru yatırımı bulabilmek. Bence sadece bizim özelimizde değil, zaten kaynak sıkıntısı büyük ölçüde açıldı. Yabancı şirketlerin, fonların ilgisiyle de şu anda Türkiye'de doğru iş modeli olan girişimcilerin kaynak sıkıntısı yaşadığını düşünmüyorum ki bizim ölçeğimizde bir şirketin de kaynak sıkıntısı zaten yok. Zaten ben grup fonuna teklif verdiğinizi duyduktan sonra aşağı yukarı nasıl bir
bütçeden bahsettiğinizi şu anda anlayabildim. Ben orada bilmiyorum artık yani. peki, enteresan bir şey daha geldi aklıma. Ya, çok farklı bir noktaya atlayacağım bir anda belki ama siz sonuçta sadece internet değil, sizin sonuçta grup içinde aslında içinde bulunduğunuz bir sürü farklı şirketler oldu, yönetim kurulu üyelikleri yaptınız. Yani sadece internet sektörü dışında aslında ekonomisini çoktan oturtmuş sektörlerde çalışmalar yaptınız. Onun için bu yatırımcı dünyasını internet sektöründen çok daha önce yaşadınız ve biliyorsunuz. Yabancı yatırımcıların Türkiye ilgisinde hepimiz farkındayız. Şimdi siz de söylediniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yabancı yatırımcı iyi bir şey midir gibi çok temel sorayım. Şimdi bence burada yatırımcı yerli ya da yabancı ikiye ayırmak gerekiyor. Dediğin gibi ben Petrol Ofisi'nin yönetim kurulu başkanıyken %50-50 yabancılarla ortaktım. Dergi grubumuzda ortaklı yönetim kurullarında bulundum, televizyonlarda bulundum. Yatırımcıyı stratejik ya da finansal diye ikiye ayırmak gerekiyor. En ideal yatırımcı bunun ikisinin, yani stratejik yatırımcının bir know-how getirisi olacağı varsayılıyor. Uzun vadeli kalır, krizlerden çok çabuk etkilenmez, şirketin zor günlerinde daha dayanıklı olur. Ama şirketten de çıkmak istemez, hep o şirketin hep sahibi olmak ister. Finansal yatırımcıysa stratejik kadar know-how aktarımı getirmez, kısa vadelidir, şirkete çok baskı yapar, girip 5 sene içinde çıkmak ister. Kötü günde çok kötü gün dostu olmayabilir. Finansal yatırımcı çok daha sert davranabilir. En ideali aslında akıllı para dediğimiz, yani stratejik yatırımcı kadar şirketle obses olmayacak belki. Hı hı. Çünkü hep varsayıyorum ki kurucular içinde kalmak isteyecekler bir müddet. Stratejik yatırımcı kadar şirketle obses olmayacak ama sadece para koyacak kadar da başka, yani hem para koyacak hem de başka katkılarda sağlayacak bir yatırımcı bulunması bulmak tabii lazım. En avantajlısı. Burada öyle bir yatırımcı var mı? Varsa elini kaldırsın lütfen. Var. Burak Ertaş elini kaldırdı. Sahibinden.com. Yakın zamanlarda yaptıkları aşağı yukarı 1 milyon dolarlık bir yatırımları var. Onu da bilahare konuşuruz. Peki, dünyada Dawn Online'a baktığınızda dünyada örnek aldığınız bir şirket var mı? Yani biz şuna bakıyoruz. Bu kadar... Yok. Net mi yani cevap? Çok net. Yani, ama soruya ben daha uzun cevap gelecek diye beklemiştim. Çok net. Çünkü Doğan Online çok unique. Yani unique çünkü internetin ortasına oturmuş ve öyle bir ekosistem yaratmış ki. Yani işte bir ülkenin en büyük internet e-commerce sitesinden, bahisten, geziden, portalden, yani çok fazla alanda eli kolu olan, bunları sinerjisini optimize eden unique bir yapı. Dünyada çok örneği yok ama her sitemizin örnek aldığı, benchmark yaptığı dünya siteleri var tabii ki. Ya mesela ben çünkü direkt ben şeyi düşündüm. Ben, bana nedense yani bugüne özel değil, geçmişten beri böyle bir... mesela AOL bana çok şey geliyor, benzer tarzda geliyor aslında. Hiç AOL'le bizim alakamız yok. Yani bizim bir defa amiral gemimiz hepsi burada. Şu an bitirdiniz beni şu anda. Ama ya en azından ya zamanında biz de örnek aldık ama değil deseniz bitecekti olay ama. Hiçbir gün örnek almadık ve evvelle bizim alakamız yok. Başka ne olabilir? Ben bunu şaka olsun diye söylemiştim zaten. Şu an, çünkü sabahtan beri kimse gülmüyordu. Normalde gülünürdü bizim konferanslarda. Kimse gülmüyordu. Neyse bunu toparmış olduk. Gene yalan söylüyorum aslında. Evet. O zaman madem yok, ondan sonraki soruları devam edemiyorum. Yok, bu hakikaten şaka. O kadar da değil yani. Bir yere kadar sonuçta. Bu arada sizlerden biri işte şirketleri sayıyorsunuz ama aslında yine belki de farkında olunmayan bir, yani Doğan Online'la bağlantısı belki de bilinmeyen bir medyanet de var hayatımızda ve reklam pazarı var. Evet. Şimdi benim dikkatimi çeken şöyle bir dünya var. Mesela medyanet, çünkü tanıdığım için söylüyorum, yani Rima'yı yakın tanıdığım için söylüyorum. Son zamanlarda böyle bir şey oldu, hareketlendi. Yani daha önce uyuyorlar mıydı ki? Hayır, hep hareketliydi de Rima patrona şikayet ediyorum. Daha önce bunlar hiç ses çıkmıyordu Hanzade Hanım. Aa. Bütün gün oturuyorlardı, ben hatırlıyorum. Aa. Geçenlerde başladı hareket etmeye. Bilmiyorum, ciroları öyle demiyordu ama. Bir şekilde sektör büyüyor ya, otomatik büyüyor. Şöyle. Medyanet'teki hareketlenmeyi görüyorum. İşte
Kolay tarafında bir hareketlenme görüyorum. Satın almanızı duyuyorum ki benim duyduğumu onaylamış oldunuz. Güzel oldu. Bunu haber çıkmamız lazım bu arada. Şimdi bu benim dikkatimi çeken konu burada. Bunlardaki hareket aslında şunu gösteriyor. Evet, Doğan Online sektöre belli ki şeye girdi. Yani bir düğmeye basıldı. Yani Doğan Online bir düğmeye bastı diye görüyorum. Buradaki düğmeye basmadaki temel prensip, yani yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakıyor olması mı, Türkiye pazarında reklam pastasının büyüyor olması mı veya e-ticaretin büyüyor olması mı? Yani bir daha temel sorayım. Siz bir yatırım almayı veya bir exit düşünür müsünüz? Bir defa burada düğmeye basıldı. Ki bir düğmeye basılmadı. Çünkü biz hep aslında bir büyüme içerisindeydik. Bilmiyorum, belki dışarıdan bu o kadar gözükmüyordu ama yani böyle ciddi bir değişim içine, yani değişim tabii ki oluyor, hep oluyor ama böyle bir hani biz yatırım alacağız o yüzden makyaj yapalım falan, böyle bir şey zaten bizim boyutumuz buna müsait değil. Çünkü konuştuğumuz gibi çok altımızda şirket var, hacmimiz büyük. Biz exit etmeyi düşünmüyoruz. Yani biz çıkalım bu işi, bırakalım, gidelim düşünmüyoruz ama halka açılma... Bahsettiğiniz türden bir smart capital... Yani şey. Halka açılma bizim için halka bir yol olabilir. Doğru yatırımcı olursa düşünebiliriz içeriye. Çünkü yani büyümenin ve sermaye ihtiyacının sonu yok. Vizyonunuz neyse, yani coğrafi büyüme... hem yatay hem dikey büyüme. Dolayısıyla sermaye, akıllı bir sermaye içeriye almayı düşünebiliriz ama bizim tabii şu yapıdan farklıyız biz. Bir girişimcinin tek başına kurduğu ve acil değil, olarak sermaye alıp sonra exit etmek, o yapıda değiliz. Biz bu şirkete çok inanıyoruz. Halka arz fikri hoşuma gitti benim orada. Evet, yani neden olmasın? Türkiye'de İnternet şirketi olarak halka açılmış, benim bildiğim henüz yok. Böyle giderse herhalde işte Marco Fonifo olacak galiba. Başka yok. Çok teşekkür ederim. Bizimle olduğunuz için çok keyifli oldu. Ben buradan en azından bir 2-3 tane haber çıkarttım bu arada şu anda sayenizde. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkürler. Tekrardan başka bir zamanda da bekleriz. Çok sağ olun.